Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan, Monster Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde sizlerle birlikte Resident Evil 3 Remake oynayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz Resident Evil serisi gerçekten oyun tarihi açısından köklü bir seri ve bu seri ilk 3 oyunuyla hafızalara kazınmış durumda. Biliyorsunuz 4. oyunla birlikte seride pek çok şey değişmişti aslında. Yani tür korkudan biraz daha böyle aksiyon tarzına yönelmişti ve sonrasında da bu türü sevenlerden hayli tepki toplamıştı. Genel itibariyle Resident Evil oyunlarına baktığımızda ilk 3 oyunun farklı bir konsepte, sonraki 3 oyunun daha farklı bir konsepte ve son gelen 7. oyununda daha çok böyle Outlast tarzında hayatta kalma tarzı bir yapıma dönüştüğünü, evrildiğini hep beraber gördük. Muhtemelen önümüzdeki dönemde çıkacak olan Resident Evil 8 Village biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde PlayStation 5 lansmanında tanıtılmıştı. O da muhtemelen 7. oyun gibi daha çok böyle hayatta kalma tarzı üzerine kurulu bir yapım olacak. Resident Evil 3 Remake ise arkadaşlar az önce de belirttiğim üzere 3. oyunun tekrardan yapılmış hali. Burada aksiyon öğeleri var, hayatta kalma öğeleri var. Lakin 4. 5. ve 6. oyundaki kadar aksiyonu bol bir yapım değil. Yani daha çok böyle bulmacalar çözüyorsunuz, işte anahtarlar buluyorsunuz, anahtarlar kapılar açıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki oyunun sonlarına doğru ilk başlarda böyle önünden geçtiğiniz koridorda tekrardan dolaşıyorsunuz ya da bir kapıyı açıyorsunuz, yolunuz o ilk başta oyunun başladığı yerdeki koridora çıkıyor. Dolayısıyla böyle hani oyunda ilerledikçe sizi farklı levellere götürmüyor yapım. Daha çok böyle oyunun başında kapalı yerlerde bulunan kapıları ilerledikçe açıyoruz diyebiliriz. Aslında Resident Evil 2 Remake oynadıysanız bu oyuna çok da fazla yabancılık çekmeyeceksiniz diyebilirim. Dilerseniz şimdi lafı daha fazla uzatmadan oyunu biraz oynayalım. Sonrasında tekrardan dönelim ve biraz daha bahsedip programımızı sonlandıralım. Evet arkadaşlar, şu anda oyuna girdim. Bu arada Gamepad ile oynuyorum. Bunu da size dipnot olarak belirteyim. Siz de eğer Gamepad'iniz varsa Gamepad ile oynamanızı tavsiye ederim. Gamepad de çok daha rahat oluyor. Resident Evil oyunları, bunu da paylaşmış olalım. Burada Jill biraz hasta ve bunu korumamız lazım bu bölümde. Zombiler gelecek dışarıdan. Onu o zombileri durdurmaya çalışacağız. Daha doğrusu gördüğünüz gibi yığdık kapının önüne her şeyi. Zombiler gelecek, bu kapıyı açmaya çalışacaklar. Biz de bu kapıyı korumaya çalışacağız. Tabi bunlar klasik aksilikler işte. Tam böyle sistem kapanırken camlar kırılır ve zombiler içeriye girer. Biz de artık Allah ne verdiyse şuralardaki bombaları, mermileri toplayarak şu patlayıcıyı alalım, dursun bakalım. Bık bık bık, yer dolu, yer dolu. Neyse. Şimdilik, evet, bununla bir takılalım bakalım. Bakalım kaç tane zombi gelecek, kaç tanesini öldüreceğiz, göreceğiz. Tutas görevler var bu oyunda arkadaşlar. Yani kapıları koruyoruz. İşte zombiler içeri giriyor. Şunu ateş edelim. Onları öldürüyoruz ve sonunda da ya bir patlayıcı yerleştiriyoruz ya da işte bizi gelip kurtarıyorlar. Bir şekilde yani bölümde bitmiş oluyor. Yani burada hani zombilerin bitmesi söz konusu değil ya da hani zombiler gelmiyor, başka bir yerden kaçayım gideyim gibi bir şey de söz konusu değil. Yani bak böyle gelip şerefsizce kapıyı almaya çalışıyorlar. Hemen aldı konu da aşağıya. Hop, yanıma gelmiş, hani görmedim vallahi. Sonra dur bakalım şurada neler varmış. Mermi. Silah mermisi önemli. Bu elemanla oynadığımız zaman zaten otomatik tüfek mermisi öl. Heh, bayağı çıkıyor. Bu arada bazı zombiler ölmüyor arkadaşlar. Yani kafasına 20 tane mermi sıkıyorsunuz ölmüyor. Bazıları da 2 mermide ölüyor. Şunu bir kere daha ateşleyelim. Bu öldü mesela. Buna bakıyoruz. Bu da öldü de ben biraz fazla sıktım ama deminki mesela 20 tane mermi sıkıyorum ölmüyor yani. Bir de pistolle bunun mermisi. Hop. Şurayı da ateşledim. Yani aynı gibi görünse de bu pistol daha etkili mesela. Pistolle 2-3 kere sıkıyorsunuz kafasına. Ölüyor. Ama bunda 20 tane mermi boşaltıyorsunuz. Ölmüyor yani. Şuna bak 5. Yani 15 tane mermi harcadım şu zombi için. Yazık gerçekten. Lölölölölölölölöl. Çok yakınıma girme. Bir de yakına girdiğiniz zaman arkadaşlar aim kayıyor. Aim kayması da pek önemli. Pek sıkıntı çıkartabilir size yani. O yüzden zombileri olabildiğince yakınınıza şunu kombine edelim. Geçirmemeye çalışın. Yakınınıza gelirse sıkıntı olabilir sizin için. Diyelim ve bak kapıya gidelim. Ne işin var senin orada? Gel buraya. Allah Allah. Zombisin sen. Senin de zeka olmaması lazım. Ne işin? Ne alakası var? Şunu öldürelim. Aferin, böyle bana doğru gelin. En önce beni geçmeniz lazım oraya atmak için. Bunu biliyor olmanız gerekiyor. Şunu da öldürelim. Aynı elektrik gitti.
mesleki fenerimiz var. Bu da ne? Şurası anam içeriden ne çıktı öyle? Canavar, yaratık. Çantamızı alalım, biraz alanımızı genişletelim. Koç iki tane cep kazandırdı bize. Hop! Bunlar arkadaşlar en kolay bombayla ölüyor. Şurada hemen sağlığımı yenileyim şu spreyle. Bomba kullandığınız zaman direkt ölüyorlar. Şu anda ben de bomba atacağım. Doğru olur. Yani uğraşmaya hiç gerek yok. Atın bir tane bomba. Bak tak gitti. Yani silahla öldürmeye çalışsanız bunu 2 saat uğraşıyorsunuz. Hop. Generate'de bir sürü varmış zaten burada. Ne güzel. Anam bunlar da en nefret ettiğim şey. Bas 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 bas. Aya bas aya 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 aya. Vallahi beynimi yiyordu az kalsın. Ha. Ama neyse ki bu. Bunlar uzakta bile olsanız sizi alıyorlar, çekiyorlar işlerini. Onu öldüreceğim birazdan. Yaklaşıyor. En önce şu zombileri bir alalım. İçerisi çok kalabalıklaştı çünkü. Yoksa birazdan kim olur diye gidebilirim. Bu da benim için. Hop tehlikeli olabilir. Bak orada. Oradan bana atar o yani. Şunu bir kullanayım. Bak gördüm oradan bana atmaya çalışıyor. Yani böyle terbiyesiz bir zombi. Olmaz yani. Ona da onu da el bombasıyla götüreceğim şimdi. Şöyle atalım. Şu el bombasını atalım. Çat. Geber. Ölmüştür herhalde. Evet. Hala gelmeye devam ediyorlar. Yani artık bir sonları gelse güzel olur. Ama hala geliyorlar. Bakalım burada unuttuğumuz bir şey var mı? Bomba bomba var mı bakalım. Yok. Bir şeyler kalmamış. Bak. Yani hemen 2 dakika bırakmaya gelmeye hemen kapıya sarılıyorsunuz be arkadaşım ya. Allah Allah. Burada normalde 3 mermiyle ölüyorum da biz 2-3 tanesini zaten ıska geçtik o yüzden. Benim hatam diyebilirim. Şuradakileri alalım. Tık tık tık. Olabildiğince kafayı nişan alın arkadaşlar. Çünkü vücuda attığınız mermiler çok fazla etkili olmuyor. Hele ki böyle büyük yaratıklar geldiğinde onlara tamamen kafa... Hop dur ne yapıyorsun sen orada ya? Anam kafama geliyordu bomba sıkıntısı. Neyse onları da. Kendi kendimi bombayla öldürüyordum vallahi. Aha yaratık. Hemen bomba 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 bomba. Uy şöyle bir sallayalım. Tamam. Ya bunlar bomba olmadığı zaman çok zor oluyor arkadaşlar. Yani eğer bomba yoksa hemen çevrede bulmaya çalışın ya da yedekte bir tane el bombası falan tutun böyle yaratıklar için. Çünkü uğraşıyorsunuz bir sürü tarıyorsunuz falan filan sıkıntı. Hadi yeter ama artık ya. Bitsin artık ya. 500 tane zombi öldürdüm sadece şurada. Dönüş yapın. Tak. Adam ölmemek için God mod yazmış ortada dolaşıyor ya. Bir de zombi olacak. Evet şimdi. Evet ara video girdiğine göre bitti. Şimdi. Evet. Kurarız. Onu da kurarız. Ne demek? Şuradan alalım. C4'ümüzü birleştirelim ve tuşa basalım. Geri sayım başlasın ve başladı 30 saniyeden geri sayım. Zombiler geliyor tabi buradan ünlü olan bunları tutmamız. Yani muhtemelen bu saatten sonra bir şey olmaz. Bu bölümü geçtik diyebiliriz. Atlayalım çünkü orası. Yine de biz son 10 saniye kala. Burada hop. Tam yayını keseyim. Burada yayını keseyim. Biraz daha heyecanlı olsun oynayanlar için de spoiler olmamış olur diyorum. Ve yayını bitiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Resident Evil 3 Remake aksiyonu fazla yüksek olmayan ve böyle daha çok hayatta kalma üzerine kurulu bir yapım. Gerçekten oyunu böyle uzun soluklu oynadığınız zaman özellikle de Nemesis'ten kaçtığınız bölümlerde bir köşe bucak bulsam da şu kayıt odasına saklansam diye düşünüyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz Nemesis aynı ikinci oyundaki Mr. X gibi ölmüyor. Ölmediği için de sizi böyle bir strese sokuyor. Her an sanki gelecek arkanızdan yakalayacak da sizi yerden yere vuracakmış gibi bir duyguya kapılıyorsunuz. Bu da gerçekten üzerinize bir baskı oluşmasına neden olabiliyor. Hatta öyle bir şey ki Nemesis'i gördükten sonra bu çevrede gördüğünüz zombiler falan size böyle daha çok böyle çocuk oyunu gibi gelmeye başlıyor. Vurup geçiyorsunuz ya da ilk başta böyle öldürmeden geçmediğiniz zombileri hiç umursamadan yanından böyle sıyrılarak geçmeye başlıyorsunuz. Çünkü arkanızda Nemesis gibi bir canavar var. Nemesis arkadaşlar çoğu yerde sizi takip ediyor. Yani kapıyı açıyor, bakıyorsunuz bir odaya girdiğiniz zaman tak diye kapı açılıyor, arkanızdan Nemesis de geliyor vesaire. Dolayısıyla oyunda nerede karşınıza çıkacağını kestirmek güç. O yüzden böyle bazı odalarda fazla şeyler de aramaya vakit kalmıyor. Hemen bu odadan alacağımı alayım da çıkayım kafasında oynuyorsunuz.
Dolayısıyla etrafı keşfetmeye de fazla vaktiniz kalmıyor. Eğer bu tarz aksiyon temalı, aksiyondan ziyade hayatta kalma temalı oyunları seviyorsanız Resident Evil 3 Remake'i mutlaka denemeniz gerekiyor. Lakin böyle hani strese giriyorum, ben bu oyunları oynarken rahatsız oluyorum diyorsanız uzak durun bu türden. Çünkü öyle salt aksiyon olan bir oyun değil arkadaşlar. Sizi gerçekten strese sokabiliyor. Çünkü düşünsenize her an arkanızdan biri gelecek ve sizi öldürecekmiş gibi bir hissiyat bırakıyor sizde. Dolayısıyla sürekli böyle arkanıza bakıyorsunuz. Merminiz bir yandan azalıyor, canınız azalıyor, sağlık bulamıyorsunuz vesaire. Bir sürü böyle sizi isyana sürükleyen nedenlerle karşılaşabiliyorsunuz oyunda. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzde sizlerle birlikte Resident Evil 3 Remake'e baktık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.